Car Mechanic Simulator 2018 bölüm 31 part 2'ye hoş geldiniz hocam. Hemen ben sizi teslim edeyim. Siz kendiniz öbür Azat'la takılınız. Bu Azat gece şu an ondan çok sonra montajla uğraşıyor. Bu Azat'ın kafa gidik. Çabucak montaj bitireyim yatayım diyor. Yayından da yeni çıktı. Gözler gördüğünüz gibi pert. Size iyi seyirler hocam. Umarım beğenirsiniz. Çok keyifliydi. Mükemmeldi. Bu enerjiyle oradaki enerji çok farklı yani. Öyle söyleyeyim. Hadi geç. Bekleme yapma. Evet sevgili misafirler, kaldığımız yerden tam gaz devam ediyor. İken parçalar aldım ama yine bir zorladı hocam. Yine bir zorladı bu farklı parçalar, farklı isimler, farklı numaralar, farklı harfler, farklı sayılar. Gana. Gana is coming. Seni de oturtalım. Tamam bu taraf okey. Sen de sıkıntı olmaz zaten. İlk alt şekli buldunuz. Gerisi zaten takım şeklinde oturduğu için sorun olmuyor. Yaktı da aldıydım. Yani motor işi paket mi? Paketledik mu? Güzel oldu ha motor. Tatlı motormuş. Hocam şey yapalım mı seni? Yani yerine oturtturalım mı? Hocam takı ver ya şunu. Eyvallah. Dur, kilitlenip kalma hocam. Sen bir yerine git hadi. Ya bu gövdenin içinde bu ne hal? Dur. Seni almamış mıyız? Aa çok ayıp. Çok ayıp. Yürü git. Sen de mal. Aa bir dakika. Şarjı deneyelim lan. Böyle şeyler denememiz lazım. Hocam önce sen kaynak makinesi. Asansör aa lütfen. Şarj. Nasıl yok? Hayır be. Elimdeki almam mı gerekiyor şarj için? Bir dakika üstüne koyuyoruz herhalde. Bunu denemem lazım. Merak ettim. Ne kadar şarj edecek? Yani oluyor olması lazım değil mi? Hayır, yanlış yanlış. Ekipman kullanacaktım. Evet. Mis! Aslanım benim be. Aslan. Koç. Geç sen. Hayır bir daha yapma. Niye bin kazıklamaya çalışıyorsun direkt bir övdük diye. B'ye gel. Bunları da şey yapacağız yani daha. Ama çırılçıplak yaptıktan sonra. Akü eşyayı yeniden şarj etmek istiyor. Evet istiyorum. Vay. Abi. Abi. Sen şarj mı ediyorsun? Seni yerler. Hocam sen şu A'ya bir gel. A'da yine işimiz var. İçini de temizlettireyim şimdiden. İyi bu yine A'ymış. 100 dolar alıyor. Fazla değil. Hadi hocam. Pardon hocam. Lan üstüne tıklıyorum işte. Bazen böyle bukta kalıyor bunlar var ya bu parçalar. Lanet parçalar. Kaldı bu da işte. Abi çok hoş. Motor hakkını yemeyeceğim. Motor gerçekten hoş. Gerçekten ama gerçekten hoş. Şimdi radyatör C'yi alayım. Radyatör C'nin çok büyük özelliği vardı. Üçlü üçlü sistem vardı galiba. Şunu alıyorum. Riske giriyorum. Fan 1, fan 2 diyorum. Böyle bir şey olması lazımdı. Yanılmıyorsam. Öyle hatırlıyorum. Bir kere de bok hatırlıyorsunuz zaten. Bok. Bak böyle hatırlıyorum işte. O kadar aldık gitti lan hepsi. Elimde sıfır akü varmış ha. Tak bunu sonra şey yaparım ben. Ayarlarım. Zaten aldıydık da. İyi ben diğer parçalar alayım o zaman. Bunu da kaldır yükselt. Gerçi birkaç eksiği var mıydı altta? Gerçi onu hallederim ben ya. Operasyon başlasın. Her şeyi aldım. İnşallah. Biraz göz karardı oldu. Tabii motor kadar uğraşmadım. Bildiğimiz şeylerde 2-3 parça dışında zaten yapıştırdım. Bu daha da hızlı ilerler şimdi bak. Yağ gibi ilerler şimdi. Ay maşallah akıyor. Akıyor bu gece hocam. Yapıştır kremayı. Lan dış gergiyi almadım iyi mi? Bak o kısmı unuttum bak. Onu unuttum lan harbiden. Hadi Bora'yı da oturtalım. Allah'ım dış gergi nasıl unutuldu ya? O kadar basit parça bir de. Neyse. Hep bir şeyler unutulurmuş. Toplam 16 tane kauçuğu var bu araçta. Küçükler var mı onu bilmiyorum ama aklımda kaldığı kadar küçüğü yok. Bak yayları da birleştirmeyi unuttuk. Her şeyini aldık ama yaylar paketlememiz lazım. Yaya geleceğim daha. Tekere geleceğiz.
Dışkergi alayım hemen. Eyvallah abi. Sen olmadan teker yerine girmiyor. Sen muhimsin, muhim. Sesim niye gitti lan benim? Gelmişken seni de oturtturayım. Hadi aslanlar, orta susturucular. Oh! Kebaplar. Şaftı da yapıştıralım. Fren eski duruyor lan. Şuna bak, servo. Marşı almıştım. V8. Okey. Güzel oldu. Şaft konusu, arkayı da bağlantım yok. Ondan dolayı tabi bunu da şimdi çıkaramam. Asansörü indirmem lazım. Ne kadar çirkin durduğunun farkındayım hocam. Evet. Ay asansör. Bak bunları da almadım ha. Hangisi olduğunu bilmiyorum deyip bırakmıştım onu da. O tarafta da görmedim yine. Burada fark ettim Allah'tan. Arabayı kullanamayacaktık. Hareket edemeyecekti. Evet. Tamam, dur hocam sen. Şunu da bir halledeyim. B. Ön viraj denge çubuğu. İki tane alalım. Peki denge desem daha mı iyi olur bilemiyorum. Deneyim bakayım. Denge. Yani çok bir şey çıkmıyormuş. Daha iyi gibi. Burada bir şey mi unuttuk biz? Ha şurada dedim. O parça niye gözükmüyor? Bir şey mi bağlamadım acaba? Git abi, arkaya git. İlk defa gördüm, uzunca ve ilk defa kullandığım bir egzoz sistemi abi bu. Arka susturucu E diye geçiyor, hayvan gibi. Bu arka amortisörler iyi tahmin etmişim. Zaten genelde B oluyor. Oturt abi yayları. Oturt göbeğler. Al gal. Nasıl ya? Bak gavçuk sayısını yanlış hesaplamışım. Doğru hesapladım diyordum bir de. Hava atıyordum. Ha bunlar küçük. Tamam, o zaman olabilir. O zaman hesabımda sıkıntı olmayabilir. Ben hep normal aldım. Arkada küçük var mıdır bilemiyorum diyerekten aldım. Demek ki varmış. Neyse onlara geliriz. Daha ucu vatalar var hocam. Şunları halledelim. Silindir. Senin nesin? Dolgu. Al dolgunu. Evet. Elimde ne? Tamir oldu herhalde değil mi bu? Sen çünkü elimde gözüküyor. Öbür tarafa geçelim. Hızlı bir şekilde. Tekerleri alacağız daha. Tamam. Hemen. Kavu. Ver 4 tane. Al kutçukları. Toplam 20 tane kavuçuk varmış bu araçta. 16'sı normal olmak üzere, 4'ü de büyük. Pardon, küçük. Süper. Yaylar kaldı. Dur. Ne? Yay almadım mı ben? Çift kanallı. Çift kanallı amortisör. Ya kablocum ya. Dur, iki tane alacağım. Kafam karıştı. Ulan şurada kabloya dokunuyorum. Direksiyon sürekli çıkıp giriyor gibi bir şey oluyor. Bebeğim seni yerim. Sen sona. Sen delicious. Sen sona bıraktım. Hadi aslan hadi. Sen Allah'tan hızlı çalışıyorsun. Öbür taraftaki gibi değil ha. Özellikle şu var ya. Çok şerefsiz. Vakit alıyor hep.
Evet, bu tarafa geçelim ve buradan bunu yakalayalım. Ön taraf paket. Okey. Her şey hazır. Tek sıkıntı tekerde kaldı. Şimdi teker. Tümüne gel. Ne tümü lan? Geri git. Tümünde ne işin var? Janta girelim. Bizim jantlar o klasik. Aracın kendi jantı. Neredesin? Ben sana hasta kaldım hocam. Stok şu. Retro jant. Değil mi? Bir de siyah da varmış. Ben beyaz alacağım. 4 tane alayım. Boy 15 yaptıydı. Ben 16 yapayım. Sıkıntı olmaz. Derinliğe ihtiyaç yok. Ne kadar ucuz lan bunların fiyatı. Retro 1 değil mi? Ben bakayım şuna ya. Retro 1 olduğundan emin miyiz? Evet, retro 1. Fren teker nerede lan? Gruplar. Aa, gövdesini alacağız bunun. Hocam teker nereye gitti? Biz satmadık değil mi onu yanlışlıkla? Neyse salla gitsin teker de artık. Yok sallama dur ya. Merak ettim. Hayır şunu hocam. Gerçi yazıyor lan 225'e 60R diyor. Tamam şu retroyu alayım ben. Aynen. Gel hocam. Bunun hangisi? Nostaljik büyük ihtimalle değil mi? Bakayım. Yarış lastiği B. Emin misin? Yarış lastiği B 225'e 60'a 16 bizimkisi. Yarış lastiği B. Pahalı lan. ...60 yaptıydın. 16 bundan da 4 tane alayım. Ulan lastik janttan daha pahalı oldu. Yok böyle bir şey. Daha pahalıya mal ettik be. Evet o onu dengeli. Hadi hocam alayım. Daha yapacağımız işler var. Daha gövde bekliyor bizi. Hızlan. Challenger. Tamam ismiyle geçiyordur inç. Tamam o doğru. Challenger. Git geri. Dodge. Hadi be. Aaa. Dodge. Ç diyeyim tamam. İkisi de aynı lan. Lan telefon. Challe diyelim. Alo. Ne yaptın? Nefi gördüğün değil ya. Nefi gördüğün değil sen. Şey olması lazım. Liseyle alakalı bir şey olması lazım Durak. Ben de bilmiyorum. Çarşıya derken. Evet. Şu an dönecek değil mi? Mahalleye girecek. He tamam girdiyse. Nefi gördüğün gibi in abi sıkıntı yok. Nefe yetmedin hatta inebilirsin. Tamamdır hadi bekliyorum. Hadi bay bay. Allah telefon geldi. Arkadaşım geliyor da eve. Al doyamadı. Bak. Bu sefer dokunmadım diye hiçbir şey. Ha. Bunun teker senin tekerin de yok ama neyse. Teker olmadan başka bir yere koyamam bunu. Çok tatlı. Kendilerine stok takılacağım ben de. Burayı niye geçirdim ben? Tekerde şey yapabilirim. Vakit nakit hocam hızlı. Hayır bir de çalışanlar böyle alıştırsak var ya hep böyle sallana çalışacaklar. Hızlı hocam. Hızlı olacaksın. Bak yetişeceğim böyle. Ver çabuk. Çabuk ver lan. Çöp atarım seni. Poşete yazık. 3 saniye. Eyvallah. Nasıl ya?
Datlı oldun, datlı oldun sen. Gel, gel. Oh. Stok rengi bu mu şimdi yani? Sen daha boyayıcı yok biz. Ön pencereni de koyayım. Oh, mis mis. Lan. Plaka yapacaktık değil mi lan sana? Al bakayım şunu. Beyaz da değiş. Şimdilik böyle kalsın. Kabul edelim. Araç çok hoş oldu. Bir de boyahaneye gireceğiz. Enfes olacak. Şöyle. Tamam. Kapat hocam. İçeride lan direksiyon yok. Burada gazlayamıyor. Direksiyon yok lan arabanın. Allah belanız vermesin sizin ya. Nasıl getirdik biz bunu? Ne çok sıkıntısı varmış bunun. Dodge diyeyim bir şeyler çıkacak mı? Dodge'a ayrı bir şey yok. Kendi özel direksiyon olması lazım ama. Burada saçmalamışlar işte. Çünkü ben kendi özel direksiyonunu isterdim orada. Bizim koltuklar hangisi? Ben aynısından alacağım. Tırtıklıydı. Oturunca tırtıklı tırtıklı böyle. Zevk veriyor herhalde. Tövbe tövbe. Şundan mı bundan mı? Şu gibi geldi bana. Allah bu da güzel ha. Baksanıza. Bunun tırtıklı arka nerede? Şimdi alırım her şeyde uymuyor. Bu Mazda koltuğu diyor lan. Ha biz bunu aldık. Tamam Dodge varmış abi Dodge'nin. Ha Challenger diyor bak. Challenger yazarsam bir şeyler çıkacak. Okey arkanın da bu. Direksiyon almadım yine. Öf, 10 tane menüden geçiyorsun 3-5 bir şey koyabilmek için. Ha bu mu o kendi direksiyonu yoksa bana mı öyle gösteriyor? Normale dön. Hadi alayım. Dur yazıyor muydu üzerinde Challenger falan filan diye? Yok yazmıyor. Direksiyonların yanında var mı bakayım. Bak Challenger mı bu? Charger direksiyonu. İyi Challenger'ı da buluruz diyecektim. Onun direksiyonu yokmuş hocam. Mazda'nın var bak. Bunun niye yok be? Nasıl bir ayrımcılık bu ya? Dur. Parıl parıl. Kapat. Hadi seni boyahane. Marş. Hızlı ol. Şimdi kulaklarınızı kapayın abi. Çok kötü sesler gelecek burada. Şimdi öncelikle fabrika boyası bu mu yani fabrikası? Normal fiyatına baksaydık. Dur. Normal fiyatı ne hocam şimdi? Hayır. Satmayacağım ayrı konu ama 68.000. Kulağım gitti sağ olasın. Bu orijinal rengi değil ki abi. Hiçbir şekilde fiyat farkı olmadı. Bence bu orijinal rengi falan değil ya. Yalan. Bak. İşte bu orijinal rengi. Orijinal demiyorum ama çok sevilen renklerdendir bu. Daha koyu. İşte bu. Bu maviye doğru gitti şu an ama olsun. Bu işte. Tamam şimdi oldu. Yani. Olmaz. Challenger kenardan verdi bir şeyler. Ortaya getirdi. Onun da rengini oynayabilsek çok hoş olur abi. Şimdi onu bize sunuyor ama stok sunuyor. Bak bu tatlı. Bu zaten bayağı kullanılan bir şey. Böyle yaparsam yani. Evet. O zaman oluyor. Abi çok tatlı araba ama ya.
Bu deseni de çok sevdim şimdi. Ne yapsam? Yeşil. Yeşil de iyi gidiyor bu araca. Yani üstündeki o desen rengini oynayabilseydim daha hoş olurdu ya. Çok hoş olurdu hem de. Böyle daha tatlı oldu gibi. Sağ ol kulağım deldiğin için. İyi hadi gidelim. Aç lan kapıyı, patron burada. Manyak. Kovarım seni ha. Test parkuru. Challenger. Nasıl ya? Bir taraf bağlamadık mı civatalarını? Unuttuk. Lanet olsun unuttuk. Asansöre gel. Kaldır kaldır kaldır. Çabuk çabuk çabuk. Telefon gelecek şimdi birazdan. Yok yok, hoş oldu. Ama beyaz tam olarak beyaz değil. O yönünü sevmedim abi şu oyunda. Beyaz tam olarak beyaz değil. Bunu unuttuk işte. Keşke tam olarak beyaz olsa daha tatlı olurdu. İn lan aşağı. Köpek. Senin klibin mi eksik lan? Ha? Senin o kliplerini var ya. Başlatma klibini. Al enter. Bir sesini duyalım diyoruz. Yok yani yok. Bu benim hatam. Tamam. Burada hiçbir şey demeyeceğim. Bu benim aptallığım. Her şeyi halledi. Heyecanlıyım abi. Heyecanlıyım. Anlamanız lazım beni. Doldur, 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 doldur. Vakitle yarışıyoruz şu an. Vakit nakit. Buradan direkt çıkabilsem ya menüyü seçip. İllaki buraya doğru koşturacağım. Şükür Allah'ım. Hadi bakalım. Varon, varon, varon diye 8 8'in sesini duyalım abi. Nerede o 8? Wow! Wow! Vermişler egzoza boruyu. Allah! Ben bu arabayı satmam. Ama el fren çok işe yaramıyor. Unique bir araba ya bu. İyi ki de yarışçı lastiği taktık bunu. Öttür baba öttür. Kim tutar be seni? Kontrol de mükemmel ha. Ama ben olsam biraz indirirdim. Çok havada kaldı bu araç. Abi. Kontrol çok hoş lan aracın. Çarpma. Lan gitme, şu kamera açtın. İçeri bak. Tertemiz. Allah işte oraya çarpmayacak. Maksimum hızını ölçmem lazım benim. Arabayı şimdiden çok sevdim. Resmen aşık oldum. DLC'lere fark vermişler. Para baydın hacı abi. Tabii ki de aynı olmayacak demiş adam. Doğru demiş herhalde. Pay to win mantığı oluyor birazcık daha. Para öde daha çok zevk vereyim diyor hocam. Mantıklı. Para ödüyorsun, zevk alıyorsun. Çok saçma bir konu oldu ama mantıklı. Yapacak bir şey yok. Benden ne airport? Gidelim bakalım. Hız testi. En son 240 miydi abi? Mercedes'te 240 yok lan, 270'i falan da gördük galiba. Çok hatırlamıyorum ama öyle bir şey olabilir. Benim dışarı çıkmam lazım. Şuna bak ya. 200 gibi araba. Hadi gidelim. Çok kayma lan. Çok kayıyor abi, bu sağda solda durmuyor ki.
200 mü? 300'ü görür lan. Yapma. Lan bunu onun için yapmadım. Tıkın diye yapmadım ki ben onu. Durduk lan. Abi çok erken gördü 240'ı. Daha yarı yolda tıt 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 yaptı. Ah çarpmayayım ya. Ama misal gazla freni basıp falan yaptığınızda hiçbir şekilde bir spin atmıyor. Spin atmasını isterdim. Tıkandı orası. İşte bu. Tamam hocam. Artık garaja dönelim ve bu bölümü burada sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Harika bir bölümdü. Ayrıca bu DLC'leri gönderdin Ozan ve Yasin'e. İnşallah hata yapmıyorumdur. Ozan'dan eminim Yasin'dir kesin. O da kesin. Ondan da eminim gibi. Yanlışım varsa özür diliyorum. Düzeltirim. Zaten yorum olarak yazar. Abi ben hediye etmiştim ama ayıp oldu falan der. Özür diliyorum öyle bir şey varsa ama inşallah yoktur. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyif verdi harbiden. Bir sonraki bölümde R7'yi bekleyin hocam. RX7 sonra Charger, en sona da benim bebeğim geliyor. Ay yerim ben seni. Ay işte tatlıya bak. Ay yesinlerin. Ah! Allah! Ne tatlı yaparım ben bunu var ya. Deli deliye dönersiniz. Neyse bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakınız. Hoşça kalınız ve her zamanki gibi benimle kalın hocam.